Toro, Etiyopya. Afrika'nın kavurucu sıcaklarının hüküm sürdüğü topraklarda günün ilk saatleri. Etiyopya'nın kırsal bölgesinde bambu ağaçlarından yapılan bu kabile evinde kahvaltı hazırlığı var. Ailenin tek erkeği olan Hayri, her sabah olduğu gibi bugün de evin acil ihtiyacı için uyandırılır. Hayri için yine uzun bir yolculuk başlar. ...21. yüzyılın en büyük zorluklarının başında su kaynaklarının kısıtlı olması geliyor. Dünya haritasına bakıldığında gördüğümüz maviliklerinde sadece %2.5'i tatlı sudur. Afrika söz konusu olduğunda durum çok daha zor. Tatlı suya erişimin kolay olmadığı topraklarda temiz suya ulaşmaksa imkansızlaşıyor. Hafif rüzgarla savrulan toprak güzergahta ona her gün sularını taşıyan Ahia eşlik ediyor. Zira o bu yolun emektarı. Hayri daha dünyada değilken Ahia bu zorlu yolculuğa evin babasıyla çıkıyordu. Yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından ve nihayet en yakın su kuyusu görünür. Hayri suyu doldurup zaman kaybetmeden dönüş yoluna koyulacak. Ancak suya ulaşması kolay olmuyor. Zira yakın köylerden gelenler çoktan önceliği almıştır. Bu durum yorgunluğunu atmak ve dinlenmek için bir fırsattır. Sonunda sıra ona gelir. Hayri uzun süren meşakkatli yolculuk ve bekleyişin ardından suya kavuşur. Su bidonunu dolduran Hayri dönüş yoluna koyulur. O sırada kuyu başında bekleyiş de artmıştır. Günün bu saatlerindeki telaş, Toro sakinleri için alışılagelmiş bir durum. Afrika'nın kurak topraklarında çok büyük bir yeraltı suyu havzası bulunduğunu söyleyen bilim insanları, kıtada yeraltı sularının yerüstü sularından 100 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Buna rağmen günümüzde Afrika'da 300 milyondan fazla insan temiz içme suyuna ulaşamıyor. Bu iklimde ağır yükü çekerek adım adım düşülen zaman. Gün batımına kadar süren yolculuk. Erkenden yola koyulan Hayri saatler sonra eve ulaşır. Kahvaltı saatinde başlayan yolculuk, akşam saatlerinde son bulur. Suya giden yolda her gün gerçekleşen bu hikaye, Hayri gibi milyonlarca Afrikalının hayatının bir parçası olmaya devam ediyor.